yapacağız sözlü yer gizlice. Gizlice gel yanıma gel. Gel 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 yanıma gel. Gel yanıma gel. Gel 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 yanıma gel. Aman eller duymasın, sakın eller görmesin. Aman eller duymasın, gel yanıma gel. Gel 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 yanıma gel. 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 Ağzınıza sağlık hocam. Sizler de sağ olun. Aman eller duymasın. Aman diyor. Aman duymasın ama yanıma da gel diyor. Gel diyor tabii. Çaktırmadan. Öyle. Hocam son dönemlerde yani bu son işte 25 yıl, 30 yıl ve biraz daha bu tarafa alırsak 10-15 yıldır ölmeye yüz tutan bir geleneğimiz var bizim. Yani aşıklık geleneği. Maalesef hakikaten şu anda son temsilcisi benim gözümde Reyhani Baba, Erzurumlu, ama o da elini ayağını çekti, bir köşede oturuyor. Aşıklık geleneğinin bu halk müziği üzerindeki etkisi ne kadardır? Yani bunları ayrı düşünebilir miyiz yoksa? Tabii bence aslında ikisinin ortası şeylerin. Bir halk müziği var, bizim türkü adını verdiğimiz ve anlatmaya da aslında özellikle sanatçı arkadaş camiasından da insanlarla bazen boğuştuğumuz. Bir de beste müziği var. Bence ikisinin arasında bir de aşıklık geleneği var hakikaten. Türkü formuyla bestenin arasında olduğu için de ve ayrıca aşıklığın bence en büyük özelliği tamamen çağın aynası olması. Evet. Yani gördüğü bütün aksak, protest müzik falan diyoruz ya aslında hani işte çikolata falan aslında en büyüğü bu aşıklardır bence bunların. Mesela Aşık Mahsuni Şerif de var işte ne diyor mesela Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana bilmem söylesem mi söylemesem mi diyor mesela. İşte tamamen. Hocam oraya bir nokta koyalım. Koyalım peki. O zaman dinleyelim onu ya. Peki olur doğru. Kurban olayım senin adına. Eksik olmayın. Nereden geliyor? Öyle ben de severim böyle evet. Programları. Birden böyle. Ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bir sel oldu nerede? Bilmem çalasam mı, çalamasam mı? Bilmem çalasam mı, çalamasam mı? Dura dura bir sel oldu nereler? Dura dura bir sel oldu nereler? Bilmem çalasam mı, çalamasam mı, çalamasam mı? Thank you.
nasıl da yana, nasıl da yana. Yiğit muhtaç olmuş kurusun. Ben söylesem, söylemesem. Ben söylesem, söylemesem. Yiğit muhtaç olmuş kurusun. Yiğit muhtaç olmuş kurusa ama bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi. Mahzuni şerifim dindir acı, dindir acı. Bazı acılardan al ilacını, al ilacını. Bir sultanlar gibi daralacım, bilmem boylasam, boylamasam, bilmem boylasam, boylamasam. Bir sultanlar gibi daralacım, bir sultanlar gibi daralacım. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı, boylamasam. Ağzına sağlık hocam. Sizler de sağ olun. Acaba kaç Mahsun kitap yazdı? Mahsun hocalar sağ olsun. Evet, onun da kalemine, yüreğine sağlık. Kitap yazmak lazım. Evet, yiğit, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Ve bu kadar. Çünkü müziğin gücü de çok önemli. Mesela Avrupa'da okuma yazmayı falan çocuklara müzikle veriyorlar. Çünkü o yüzden kullanılan sözlere falan. Yani bir türkünün sözü de işte bir türkünün dedim işte bir bestenin sözü de şöyle ne bileyim çok affedersiniz işte yatağıma gel bilmem ne falan. Ne olur? Çok şey olur. Çürüme küçükten başlar zaten. Bir de Neşet Usta'nın dediği gibi şimdi gönülden gönüle bir yol var. Şimdi mantığa falan pek uğramıyor. Direkt gönlüne gidiyor. E çocuklar şimdi böyle sözlerle mi yetişseler güzel, öyle sözlerle mi yetişseler tabii güzel. Çünkü gerçekten müzik çok önemli. Hocam yani geçmiştekilerle bugün söylenenler yani yola çıkış noktası olarak ele aldığınız zaman belki aynı şeyi dile getirmeye çalışıyorlar. Fakat eskiye baktığınızda bir edep, bir adab, bir ölçü var. Bugün çok pervasızca söylenmiş. Şimdi onun ben her zaman halkın gücüne çok inanırım. Evet.